Kaç senedir şampiyon olamıyor Fenerbahçe? 6 sene değil mi? 6 sene de oldu mu? Yok. Az 6 sene ya. 10 senedir şampiyon olamıyor değil mi? On, Hala çıkmıyorlar şampiyon olacağız diye. Aynen her türlü gayret hocalar getirdiler etler Avrupa şunsu busu falan. Tamam. Şampiyon olmak için. Neticede burada 2 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Galatasaray da şampiyon oldu diye anladım kıskanıp yok etmenin de bir mantığı yok. Bir başkan, beceriksiz başkan nedeniyle. Ama şöyle bir şey var. Geri gittiğin zaman iki senede başarılı bir transfer politikasıyla şampiyon oldular. İki sene üst üste. Abi Dursun Özbek başarısı diyemez kimse zaten. He. Başarılı diyor. Anlatabiliyor muyum? Başarılı. Şimdi burada buradaki o, Dursun Özbek ben eleştiriyorum ama belli sürede de koruma ihtiyacı hissediyorum. İki sene üst üste şampiyon olmuş ama diğerlerini Beşiktaş'a bakıyorsun yok. Trabzon'a bakıyorsun yok. Anladın mı? Yaptığı işleri iyi görüyor musun? Dursun Başkan. Mesela Erdal Timur konusu, ile olan konusu, bu Okan Buruk'la konusu. Bak. Ben Hayır, öncelikle Erdem Timur'la ilgili Arda Timur'la ilgili anladın mı? Galatasaray'ın büyük kaybı var. Bunun nedeni de her şeydir. Dursun Özmektir. Ama eleştirirken de biraz incaflı olmakta fayda var abiciğim. abi. Abi sana bir yani, söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde bizim kadar adliyeye giden bir spor topluluğu, futbol topluluğu olmadı. Bu bizlere yapılan büyük bir adaletsizlik. Babacığım bizdeki ah, futbol abi. bir dakika bir, bir de bizdeki Biz futbol düştük. Abiciğim, Olmaz bizdeki, abi bizdeki futbol iş değil. Anladın mı? Para şeyi falan değil. Anladım. Namus meselesi yaptılar her şeyi ya. ya işte, tamam. Her şey namus ya meselesi onu, oldu, oldu, oldu. Şimdi oldu Selim Herkes birbirini öldürecek abi. Selim abi, şimdi, Selim abici, şimdi ben şey soruyorum. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya. Doğru mu Gökten abi? Evet, olsun. 5-6 lig. İnanın ben geçen gün oturdum araştırdım. Neticelerde büyük operasyonlarda, adli vakalarda adli, savcı, denetlemeler, şeyleri kullanıyorlar. Fakat abi onun dışında bu tip şeylere bile Kesinlikle böyle bir şey yok abi. Ya abi şimdi bir kulüp başkanı konuşuyor. Kulüp başkanı nereye? Abi şikayet ediyorsun savcılığa. Gidiyor orada ifade veriyor. Ya koskoca Aziz Yıldırım ifadeye gidiyor. Koskoca Ali Koç gidiyor. Dursun Özbek gidiyor. Hasan Arat gidecek. Ya biliyorum gider. Doğru mu? Yanlış. Dünyada tabii. böyle bir şey var mı abi? Abi biz futbolcular ya futbolcular. Bir şey oluyor Atiba. Atiba bir ara. Biliyor savaş daha iyi bilir. Şeye gitti bir şikayet olmuştu o zaman gitti şey gitti. Joseph vardı bizde. Ankara'da olay oldu ya sahaya birileri gitti falan. Evet. An ha? Ankara gücü mü? Ankara gücü. Bravo Ankara gücü maçı. Adliye'ye gidiyor futbolcu. O gidiyor bu gidiyor. Abi biz futbolu futbolun içinde çözemediğiniz müddetçe Serhat'ın dediği gibi, bizim dediğimiz gibi. Bu çıkamayız Serhat. Ya Serhat'cığım, şikayet ediyorlar. Şey, Adnan, şey... ya, ya, dönelim bir kaşığı kırılsın diye bir laf yani. vardır. Bilir misin? Evet bilmem. Bu Nasrettin Hoca'nın bir sözüdür. Doğru. Nasrettin Hoca bir gün düğüne çağrılmıyor. İşte herkes çağrılıyor köyde. Ondan sonra e, ee, Nasrettin Hoca da hazırlan gidiyoruz diyor. Çağrılmadık hoca diyor. Hazırlan diyor. Başlıyor e, kadın sen önden koşmaya başla ben seni kovalayacağım diyor. İşte bu e, karısı önden koşuyor. Nasrettin Hoca arkadan kaşıkla tahta bir kaşıkla düğüne geliyor. Ondan sonra hocam ne yapıyorsun dur sakinleş filan. Neyse işte düğüne de katılmış oluyor ve oradan kaşığı batırıyor bakıyor. Et bir tarafta, pilav bir tarafta. Hoca kaşığı bir saplıyor. Döndürüyor tepsiyi. Öyle olmaz diyor. Et tarafı da bize gelecek <laughs> diyor. Oradan çıkıyor bu. Pilavdan dönenin kaşığı, kaşığı kırılsın diye. Meşhur laf. Meşhur. Ama o yüzden bizden de söyleyeceğimiz o. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Aynen sen. Ben sana şey yapmıyorum. Yani evet. Onunla kadar. Böyle abi. konuşurken mücadele güzeldir abi. Ben, ben abi. sana ben rekabet abi başarıyı getiririm. Aynı zamanda veriyorum. Şimdi öyle bir hale geldi ki bak burada notlarım var abi dünya kadar. Türk futbolunu bitirdiler. Şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Çin, nefret, öfke, kompleks, hadsizlik. Ne ararsan var abi. Ama bitirenler ne kim? Peki e bitirenler kim? Yöneticiler. İyi işte onu söylüyordu. Tamam abi işte ben ya, de genel onu, konuşuyorum. Onu söylüyor. Ben Galatasaray'da genel konuşuyorum. Türk futbolunu bitirdiler. Şimdi toplamaya çalışıyorlar. Nasıl olacak bu ya? Nasıl Birbirlerine... olacak. Ya milim... Yüz binlerce, milyonlarca taraftar var. Hepsi birbirinden nefret ediyor abi. Gökmen abi bu işin sonu Göztepe'nin şu andaki durumu gibi olacak. Mecburen kurumsal olacak. Bunlar hepsi günün sonunda Zaten en son bu borçlardan kurtulmak bravo. için bunların bravo. gerçek sahipleri ortaya çıkacak. Bravo abi, bravo. Türkiye'de aynen, şu anda aynen. ...üç büyük kulübün gerçek sahibi esasında baktığında bankalar. Aynen öyle. Kamu bankaları. Aynen da. öyle baba. Büyük borçları var ve bu borçlarını bankalar düzenlemiş. Bankalar da doğal olarak üzerine kredi koyarak bu yayıncı kuruluştan iddia gelirlerinden oradan doğru, buradan doğru sponsorluklardan bravo. paralar alıyorlar. Günün sonunda mecburlar. Yani bu futbol kulüplerini tamamen diğer sportif branşlardan ayırıp e, bunların e, Katarlı mı olur, Bahreynli mi olur, e, Hintli mi olur, Arap mı olur bakacağız, göreceğiz. Amerikalı olur. Bu şekilde İngiliz götürme olur. şansları yok. Ha o zaman ne olacak? bir aile şirketi, bir kişiye ait şirket olacak, kurulu o bünyede kurumsallaşacak ve doğal olarak bu hırsızlıkların bazı menajerleri zengin etme, yandaşlarını zengin etme, abuk subuk transferler yapma olayları kalkacak. Eskiden benim muhabilik yaptığım dönemde veren yönetici vardı. Şimdi alan yönetici profili var. Götüren var. Yani, yani, yalnız alan değil, bak, götüren de. He. Hem de ne alıyor? Hem de ne <laughs> alıyor. Bak, iddia ediyorum kulüpler biriline gidelim. Ne alıyor? 19 kulüp başkanının Abartmayayım. Onunun net bir işi yoktur. Sorduğunda şunu söylerler. Ne iş yapıyorsun? İnşaatçı. Ne iş yapıyorsun? Sanayiciyim. Yani bunların çoğu zaten babadan, dededen kalma işlerini sözüm ona yürüttüklerini sanırlar. Bunların aslında gerçek bir işleri yoktur.